Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube'dan nasıl para kazanabilirsiniz? Benim başıma bir yılda YouTube'da neler geldi, neleri başardım, neleri başaramadım. Bunlardan hızlıca bahsedeceğim. Evet YouTube'da para kazanmak gerçekten zor değil. Yani ben YouTube videosu çekmek istiyorum ama bunu nasıl yapacağım? İşte o abone sayılarına, o izlenme sayılarına nasıl geleceğim? Bunları yapmak gerçekten zor değil arkadaşlar. YouTube'un dikkat ettiği önemli şeyler var. Burada kanalınızın gerçekten ayarlarının güzel yapılmış olması gerekiyor. Belli bir istikrarı olması gerekiyor. Düzenli video atmanız gerekiyor. Yani örneğin siz hep salı, perşembe, cumartesi ya da pazar video atıyorsunuz. Her zaman bu şekilde atmanız gerekiyor. Belirli saatlerde video atıyorsunuz. Genel olarak hep bu saatlerde video atmaya dikkat edin arkadaşlar. YouTube gerçekten bunu çok önemsiyor. Algoritması tamamen buna göre çalışıyor arkadaşlar. Ben geçen yıl Aralık gibi askere gittim. Askerden döndükten sonra da böyle bir kanal kurma fikri aklıma geldi arkadaşlar. Askere gidenlerle alakalı bilgi verme amaçlı bir kanal olmasını istedim. Yaklaşık 4 ay 5 ay süre zarfında da 1000 abone ve 4000 saate ulaştım arkadaşlar. Ve geçtiğimiz haftada işte o beklediğim en sevdiğim haber geldi. İlk paramı çektim arkadaşlar. Youtube'dan banka hesabıma geçene kadar da yine 1-2 ay kadar bir süre geçti arkadaşlar. Bunu da yine sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak dediğim gibi kanalınızın şimdiki izlenme sayıları ve abone sayıları YouTube iş ortağı olmanıza yetmesi gerekiyor. Bu aşamaları geçtikten sonra da adres doğrulama, kimlik doğrulama gibi aşamalar geliyor. Bu doğrulamaları geçtikten sonra da paranızın bankaya yatma süreci geliyor arkadaşlar. Zaten bu çok hızlı bir süreç. Hızlı bir şekilde paranız bankaya yatıyor. Öncelikli olarak bu aşamalar için Google AdSense hesabınızın kurulumuna başlamanız gerekiyor. Abonelik şartlarını sağladığınız durumdan sonra Google AdSense'e YouTube hesabınızı bağlıyorsunuz. Sonrasında bir doğrulama yapıyorsunuz arkadaşlar. Doğrulamanızı gerçekleştikten sonra da tamamen işiniz adres doğrulamaya geliyor ve bir pin almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Bu aşamalara geçmeden önce arkadaşlar abone sayılarımı nasıl arttırdım gelin kısaca bunlardan bahsedeyim. Öncelikli olarak askerlik videolarında ben özellikle daha fazla bilgi içeriğine dikkat ettim arkadaşlar. Videoların süresi minimum 8-10 dakika civarında oldu. Dolu dolu bilgiler vermeye gayret ettim arkadaşlar. Önemli bir nokta daha, YouTube kanalımda yorumlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalıştım. Herkesin yorumlarını cevaplandırmaya dönüş yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu da etkileşimin hızlı olmasını sağladı. Birkaç ay sonra yavaş yavaş shorts videolarına da ağırlık vermeye başladım. Shorts videolar özellikle abone sayısı kazandırmada gerçekten önemli. Çok fazla çok fazla izlenme alabiliyor. Etkileşimi arttırabiliyor, o yüzden de youtube videolarınızı ekstra olarak shorts videolarla da güçlendirmeye önem verin diyebilirim. Az önce de bahsettiğim gibi sıra geliyor pin alma işleminize arkadaşlar. Adresinizi sizin youtube bir pin kodu göndermeye çalışıyor. Bunu posta yoluyla adresinize ulaştıracağını bahsediyor arkadaşlar. 3 hafta süre boyunca bu pin kodunun ulaşmasını bekliyorsunuz. Bir pin kodu alanına da bu pin kodunu girmeniz isteniyor arkadaşlar tamamen banka doğrulamanız, hesabınıza paranın yatması bu pin koduna bağlı. Pin kodu ilk seferde gelmedi diyelim. 3 hafta sonra yeniden bir pin kodu isteyebiliyorsunuz. Toplamda 3 defa istediğiniz pin kodu 3'er hafta boyunca gelmezse 4. pin kodu için bir form dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu formu Google'a gönderiyorsunuz. Bu formu YouTube'a gönderiyorsunuz. Bu formdan sonra da pin kodunuz otomatikman aktif olmuş oluyor. Yani size fiziki olarak bir pin kodu gelmiyor. Bu adresten dolayı olabilir ya da farklı durumlardan dolayı oluşabilir. Dördüncü seferde gelmeyen pin kodunuz için bir form dolduruyorsunuz ve fiziki olarak gelmeyen pin kodunun yerine tamamen sanal olarak hesabınız adres doğrulamasını geçmiş oluyor arkadaşlar. Burada tabii ki mükemmel haber hemen hesabınıza biriken para bankaya talimat olarak gönderiliyor ve bir gün sonra yaklaşık hafta içi paranız bankanıza yatmış oluyor arkadaşlar. Kendime koyduğum hedeflerin başında geliyordu arkadaşlar. Öncelikli olarak abone sayım ve izlenme sayımı arttırmak istiyordum. Bunları başardım. Sonrasında ise 1 TL bile olsa para kazanmak istiyordum arkadaşlar. Bunu başardığımı gerçekten görünce çok mutlu oldum. Paranın önemi yok gerçekten ama bu paranın hesabıma yatmış olması işte bir şeyleri başarma hissini ortaya koyuyor ve insan gerçekten çok mutlu oluyor. Sizler de bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a yeni başlayan arkadaşlara cesaret olması adına bu videoyu paylaştım. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım sen de güzel başarılar elde edebilirsin. Bundan sonra farklı konularla alakalı yine videolarım gelmeye devam edecek. Sizler de bu gibi hikayelerden faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki maceralarda, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.